Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogdan daha Rusça videolarından merhabalar. Efendim, bugün Rusya'nın güzel şehirlerinden bir tanesindeyim, Yekaterinburg'da. Bugün sonuncu günüm aslında. Birçok video çektim, çok güzel. Onları izleyeceksiniz. Hatta büyük bir ihtimalle izlemeyenler şuraya tıklayabilir, Yekaterinburg vlogları diye. Efendim, bugün gördüğünüz gibi arkamda Yekaterinburg şehrinin bir tane göleti, şehir göleti var. Platinka dediğimiz bir bölgedeyiz aslında. Efendime söyleyeyim, müzelerin olduğu, gece kulüplerinin olduğu, insanların eğlendiği, parkların olduğu tarihi bir bölge. Aynı zamanda burada bir sürü de malikane var. Evet efendim, ufak ufak gezeceğiz. Tabii ki bu gezimde bana burada Rusya'ya öğrenci getirip o arkadaşların işlerini, öğrenci işlerini, vizelerini, efendime söyleyeyim, okul kayıt işlemlerini uzun yıllardan beri burada yapan aziz arkadaşımız rehberlik edecek ve anlatacak. Neresi, nedir, insanlar nasıl yaşıyor, sosyoekonomik durum. Bunları anlatırken aynı zamanda biz de çevreyi gezeceğiz. Siz de çevreyi göreceksiniz sevgili dostlar. Bu arada sesimden dolayı özür dilerim. Buzlu su içtim, bayağı bir kısıldı. Gerçekten burası acayip, bir güneş, bir yağmur vesaire, sesi kaybettim. Özür dilerim. Hadi video başlasın. Evet sevgili arkadaşlar, diğer videolardan da tanıdığınız öğrenci işleriyle uğraşan, Yekaterinburg'da Türk öğrencilerle uğraşan aziz arkadaşım yanımda. Azıcım, biraz bize anlatsana, Yekaterinburg nasıl bir şehir, sosyoekonomik durumunu biraz anlat, insanlar nasıl yaşıyor Moskova'ya göre. Mesela sen Moskova'da da bulundun, Petersburg'da da bulundun, biraz anlat bize be. Şimdi Yekaterinburg şöyle bir şehir. Daha öncesinde bunun bir benzetmesini yapmıştık zaten. Türkiye ile kıyaslaştırırsak olursak Eskişehir demiştik. Evet. Ama abi sen buraya geldin 3 gündür 4 gündür burada geziyoruz. Hani çok yok Eskişehir. Abi, yok abi, alakası yok. Eskişehir falan hiç alakası yok burada. Öğrenci şehri olarak ben bunu kıyaslaştırmış ama burada gördüğümüz olduğumuz malikaneler olsun, müzeler olsun, yani çok fazla bunlar. UNESCO'nun koruma altına aldığı malikaneler var bu arada sevgili dostlar burada. Yekaterina şerefine bu isim veriliyor. Saraya Yekaterina şerefi. İkinci Yekaterina şerefi. Evet, aynı zamanda bu şehirde sevgili dostlar son çar ve ailesi öldürülmüş. Oraya da gideceğiz. O kiliseye de gideceğiz. Öldürüldüğü yere gideceğiz daha doğrusu. Birazdan oraya da gideceğiz. Evet. Onun haricinde ne söyleyebilirim? Yekaterinburg'da bir Moskova'ya kıyaslamak biraz yanlış olur. Nasıl yanlış olur? Moskova dediğimiz yer metropolis, metropolisen şehri. Yani İstanbul'la Eskişehir'e. İstanbul'la yani o civarda. Veyahut da Sivas'ı kıyaslayamayız. Sempatik bir şehir Yekaterinburg şehri. Rusya'nın en büyük üçüncü şehri. Bunu hemen belirtelim. Yani Moskova, St. Petersburg'dan hemen arkasından Yekaterinburg şehri geliyor. Evet. İnsanların yaşantısına gelecek olursak burada bizim Türkiye'deki gibi, yani bu gerçi benim fikrime göre Rusya'nın her yerine böyle, Türkiye'deki gibi çoğunluk insanı, orta gelirli insan yok burada. Yani ya çok düşük gelirli ya çok yüksek gelirli insanlar. Arası yok yani. Arası yok, arası yok, evet. Yani buradaki 7 yıllık tecrübem, ben bunu gördüm. Bunu mukayese ettim. Şimdi Aziz, bu Platinka nedir dediğiniz olay? İnsanlar anladığı kadarıyla burada geziyor ediyor ama yani merkez burası mı? Abi merkez burası. Buranın haricinde işte 1905, Ploşat 1905 dediğimiz yer var biliyorsun. Evet. Merkez. Onun haricinde işte ünlü caddelerinden Vaynara Caddesi var ama burası merkez. Burası nedir? İnsanlar abi burada yaz aylarında buraya geliyorlar. Burada farklı farklı etkinlikler oluyor. İşte mesela şu sol tarafı gösterirsek mesela küçük bir bölümü var. Orada mesela şu anda pandemiden dolayı, evet, gece kulüpleri falan mesela kapalı olduğundan dolayı oraya bir DJ koyuyorlar, orada dans ediyorlar. Ya burada insanlar eğlenmeye gerçekten çok iyi biliyor. Şunu söyleyeyim, bayağı sıkı tedbirler var. Bugün 1 Ağustos, hala tedbirler devam ediyor burada. Garip bir şekilde. Yani şimdi şöyle şunu söylemek istiyorum abi. Bizim şehrimiz Yekaterinburg'daki virüs oranı tabii ki de başkente nazaran daha az. Çok daha az hatta, öyle söyleyeyim. Ama buranın valisi gerçekten işini bilen bir vali. Yani bütün bu karantina şeylerini daha tamamen kaldırmamış durumda. Hani bunun sebebi de daha çok hastalık daha hızlı yayılmasın, daha fazla olmasın. Bundan dolayı insanlar da burada uyuyorlar. Anlıyorum. Böyle bir şey var yani.
Aziz demin satrançları gördük. Onlar ne ayak abi? Abi bu Yekaterinburg'da özellikle o insanların, dedelerin oturduğu yerde geleneksel bir şey. İşin raconu da şu, satranç tahtasının altına herkes iki tarafta bir para koyar. 100 ruble, 200 ruble gibi sembolik bir rakam. Yenen daha sonra alttan parayı alır. Kumar oğlum bildiğim bu. Yani evet, kumar bu bildiğimiz, hani bu artık ama şey, geleneksel bu işin kumar. Geleneksel kumar aynen. Aa, atlara şey örgüden, şöyle göstereyim. Örgüden şeyler, giysiler giydirmişler. Çok garip. Oo. Aha, kelebek gördüm. Bir kelebek var orada. Arkadaşlar, böyle bir yere geldik. Burada mineral bir taş var. Ural dağlarından çıkmış. Bu taşı buraya koymalarının nedeni şuymuş. 1995 yılında şehrin 250. yıl dönemiymiş. O yüzden bunu buraya koymuşlar. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Zaman kapsülü diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Şimdi bu zaman kapsülü üzerinde de yazdığı gibi 1973 yılında buraya bunu koymuşlar. Şehrin 250. yılına özel 2023 yılında kapsül açacaklar. Bununla ilgili farklı senaryolar var. İçinden ne çıkacağı konusunda çok farklı teoriler var. Onu da altını çizmeden geçmiyorum. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Farklı şeyler var. Ben de açılışında olmayı çok istiyorum açıkçası. İnşallah o zaman burada oluruz. Onu da çekeriz. Belki sen misafirimiz olsun tekrardan. İnşallah, inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, Aziz'le beraber Kanlı Kilise'ye, yani Romanov ailesinin idam edildiği yere doğru giderken, aynı zamanda ben gözlemlerimi, yani uzun yıllar Moskova'da yaşayan biri olarak başka bir şehire geldim. Daha doğrusu Yaroslav'a gitmiştim ama Yaroslav şehrine, Yekaterinburg'u, yani 3. büyük şehire geldim ve kendi fikirlerimi aktarmak istiyorum. Bugün hoş olmayan bir olayla karşılaştık. Sabah sabah örneğin metropoliten, yani metroya girdik kamerayla birlikte. Oradan kadının teki görevli hemen sizin çekim izniniz var mı dedi. Niye dedim çekim izni gerekiyor? Dedi sizin dedi profesyonel bir fotoğraf makineniz var, şeyiniz, kameranız var. Ulan altı üstü bir tane gimbal, bir tane de Canon ufak makine. Normal amatör, yani amatör seviye. Yani biraz daha büyük gimbal görse herhalde bazuka var diye şey polise haber verecekti. Ondan sonra polis de geldi gerçi, değil mi Aziz? Aynen. Dedi buranın kuralları var. Ya dedim, ben bütün Moskova'yı çektim, öyle bir şeyle karşılaşmadım. Dedi ki orası Moskova, burası federal bir ülke. Farklı yasaları var, bilmem nesi var. İyi dedim, fazla tatava yapmayayım bunlarla. Çünkü cahil insanla muhabbet etmek kötü sonuçlar doğurabiliyor daha sonra. Ama şöyle söyleyeyim abi, hala Sovyetler döneminde yaşayan tipler var bu ülkede. Ve hala da anlamıyorum, Dünya Kupası'nı nasıl Yekaterinburg'da yaptılar. Hatta bir tane de karikatür vardı bununla ilgili. Karikatürde Alman geziyor, polis çeviriyor, registrasyon soruyor. öyle bir şey vardı, karikatür yapmışlardı. Diğer bir gözlemim ise insanlar Moskova'daki gibi giyinip kuşanabiliyorlar. Yani hiçbir şeyden ödün vermiyorlar. Her şey burada mevcut. Sadece biraz arabalar fark ediyor tabi. Moskova'daki arabalar biraz daha lüks. Buradaki biraz daha eski model. Ama şunu da belirteyim, yani eski model derken öyle Jiguli falan aklınıza gelmesin. Atıyorum işte 2012-2013 araçlar buraya postalanıyor. Moskova'dan satılıyor. Jeep örneğin Moskova'da her yerde çok Jeep görebilirsiniz. SUV tarzı araçlar. Burada o kadar pek fazla göremedim. Yani orada biraz ayrışabiliyor bu şehir. Ama şehrin ufak olması aynı zamanda ulaşım açısından hem ucuz olmasını sağlıyor. Aynı zamanda sağdan ve soldan gittiğinizde de daha çabuk her yere ulaşabiliyorsunuz. Diğer bir taraftan trafik problemi yok. O çok iyi. Yani Moskova'da bir yerden bir yere gideceğiniz zaman 2 saat öncesinden çıkmanız gerekirken burada mesela havalimanına 20 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorsunuz. O çok konforlu bir olay. Yani insanlar trafikte zamanlarını harcamıyorlar. Fiyat olaylarında ise sevgili dostlar, yiyecek içecek fiyatları hemen hemen Moskova ile aynı. Yani çok az bir cüzi bir rakam fark ediyor. Öyle ağım şağım devasa fiyat farklılıkları göremezsiniz giyimde kuşamda.
aynı zamanda da yiyecek ve içecek de. Peki metro ne kadar? Bir payezik. 32 ruble abi. 32 ruble. Moskova'da 52 ruble. Otobüs ne kadar? Otobüs de aynı şekilde 28 ruble. 28 ama öğrenci ruble. Mesela öğrenci biletlerine uygun 18 ruble kadar inebiliyor. Çok iyi. İndirilme aldıkları zaman. Yani Moskova ulaşımında daha pahalı oluyor tabii, bu sefer. Tabii. Buradan çok büyük bir artısı var. Özellikle bence buraya gelecek öğrenciler için artı tabii ki bu. Ama dediğim gibi yani gıda fiyatlarında ben çok büyük farklılık göremedim arkadaşlar. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şu uzun bina değil mi? Evet. Aziz Hayat Residence Otel. Aynı zamanda böyle bir yüksek binaya çıkıp oradan da sizler için çok güzel bir video hazırlamıştım ben. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdan çıkacak yerden muhteşem bir Yekaterinburg manzarası var orada. Onu görebilirsiniz, seyredebilirsiniz. 52. kat mıydı Aziz? 52. kat. Yekaterinburg'un en yüksek binası. Abi asansöre bindik, yukarı çıktım, kulaklarım şey oluyor basınçtan. Şimdi Aziz'e bomba bir soru sorayım ben. Aziz, en fazla burada maksimum soğuk olarak kaç dereceyi gördün? Abi en fazla 4 sene önce ya da 5 sene önce olabilirdi. 6 sene önce de tam kesin hatırlamıyorum. Hadi ama ya. Eksi 40'ı gördüm. Eksi 40'ı gördüm. Dışarı çıkmadım zaten. Ha öyle mi? Tabii. O riski göze almadım. Genelde peki okullar tatil olabiliyor mu? Yo, burada normal. Bu hava normal burada. İnsanlar işine gidiyor, gücüne gidiyor, okullarına gidiyor. Yani bu devamlı olan bir hava değil zaten yani. Böyle bir gün falan oluyor olursa. Evet. Yılda. Şimdi babacım sen güzel kamera yapmışsın falan ama bak Canon da yapmış seni çekiyoruz yani bu olay böyle. Zamanın vlogger arkadaşı, ilk fotoğraf makinesini bulan vatandaş, Fransız vatandaş. Arkadaki de kardeşiydi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse ben şimdi söylerim size. İşte böyle. Bu kameradan bu kadar kameralar abi. Hatta telefona geldi kamera yani dünya değişiyor çok çok çabuk değişiyor. Arkadaşlar yanlış söylememek için dünyada ilk film kamerasını icat eden vatandaş 1895'te burada yazıyor zaten görüyorsunuz. Lund Jan Lundberg. Ondan sonra August Lund Marie Nikolaya Lundberg. Bunlar abi kardeş. Yapmışlar kamerayı. Şimdi günümüz şartlarında görüyorsunuz ne hallere geldi. Burası da sevgili dostlar Yekaterinburg'un sineması. Aynı zamanda konserler falan da düzenleniyormuş. Kosmos diye bir yer. İşin açıkçası konsertli zal dedikleri bir yer. Yani konser de düzenleniyor, tiyatro da yapılıyor. Efendime söyleyeyim, güzellik yarışması da yapılıyor. Her bir şey yapılıyor yani. Güzel yer yapmışlar ama. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, her zaman şöyle bir şey söyleniyor Türkiye'de, işte Osmanlı'ya zulmedildi, Osmanlı çok acılar çekti, Osmanlı ailesi. Fakat şöyle bir şey var ki, Osmanlı'dan daha da kötü, daha da acılar çeken bir aile var ki, o da Romanov hanedanı. O aile, nasıl diyeyim size arkadaşlar, gerçekten belki de hak etmeyecek bir sonu yaşadılar. Evet. Bu sonu da Aziz'den dinleyeceğiz. Aziz, anlatır mısın biraz? Bu kilise, kanlı kilise değil mi adı? Burası Rusça Kremlin Krevi, bize de kanlı kilise, aynı zamanda Azizler Kilisesi olarak da söyleniyor, adlandırılıyor. Bu kiliseden önce burada en son çar, Rus en son çarı 2. Nikolay ve ailesi burada katledildi, kim öldürüldü. Kim tarafından? Bolşevikler tarafından, yani Rusya iç savaşı varken Bolşevikler tarafından burada katledildi. Bu kiliseden önce tabi burada İpatyev evleri dedikleri onun yeri vardı, orada yaşıyorlardı. Evet. Onları katlediyorlar burada Bolşevikler, Rus iç savaşında katlettikten sonra da çok kötü bir şekilde bu arada katlediyorlar. Katlettikten sonra cesetleri
Ganina Yama dediğimiz, şu anda burası manastır. Evet. Ekaterinburg'un bir tık dışında. Oraya atıyorlar. Zdrasit. Oraya attıktan sonra da Bolşevikler tabii korktukları için halktan da yakıyorlar asitle. Yani kimse bunun izini hiçbir şekilde bulamasın diye. Tabii daha sonra gelişen yıllarda kriminal sonuçların kriminal sonuçlarıyla bunlar bulunuyor her şey. Bulunuyor yani öldürüldü. Bolşeviklerin öldürdü. Daha sonrasında Çar Nikolay, 2. Nikolay'ın anısına burada Azizler Kilisesi, yani Kan Kilisesi. Peki Aziz kaç yılında yapılmış bu kilise? Abi Sovyetler Birliği bittikten, dağıldıktan sonra, komünizm bittikten sonra fırsat bu fırsat deyip 1992 yılında yanlış hatırlamıyorsam buranın yapımı başlıyor. Yani Çarlığı canlandırmak istemişler. Tabii ki de, aynen öyle, aynen öyle. Şimdi ben bu noktadan sonra sevgili dostlar, bazılarınız alınabilir, bazılarınız küsebilir, bazılarınız hemfikir olmayabilir. Ama Atatürk'ü saygıyla gene ve minnetle anıyorum. Büyük Önder Atatürk'ü. Neden? Bolşevikler gibi gerçekten cani bir şekilde eski hükümdarlarını öldürmemiş. Saygı duymuş ama gitmeleri gerekliliğini söylemiş ve gitmişler. Zaten bunu hanedan üyeleri de daha sonra yapılan röportajlarda anlatıyorlar. Ve böyle olması gerekiyordu diyorlar. Yani Atatürk öldükten sonra zaten yapılıyor bu röportajlar. Hiç kimse arkasından bugünkü gibi atıp tutmuyor ve saygısız bir şekilde konuşmuyor. O yüzden diyorum ya, yani sizlerin önünde Atatürk'ü gene saygı ve minnetle anıyorum. Peki Aziz, son bir soru. Gelecek öğrencilere sen burayı gösterebilir misin? Ben gelecek öğrencilere... Veyahut da kendi YouTube kanalında gösterebilir misin? Gösteririm, mutlaka gösteririm. Ben zaten getirdiğim öğrencileri de burada bir ekskursiye düzenliyorum. Onlara şehrin güzel yerlerine, evet, böyle tarihi yerlerine özellikle anlatıyorum. Bazı öğrencilerim bazen çok araştırıyorlar, bana gelmeden önce soruyorlar. Geldikleri zaman da ben zaten gösteriyorum, tarihinden biraz bahsediyorum. Benim de bazı izleyenlerim benden bilgili maşallah şey olarak, Rusya açısından gerçekten de benim görmediğim veyahut da ilgilenmediğim kaynaklarla ilgileniyorlar. Abi şurayı çek, burayı çek diyorlar. Ben bile bilmiyor biliyorum. Peki YouTube kanalın ne faaliyetler gösteriyor? Ne çekiyorsun sen YouTube ben kanalında? Ben YouTube kanalında daha çok eğitime yönelik bir YouTube kanalım var benim. Yani Rusya'daki eğitim sistemi, Rusya'daki üniversite sistemi, burslu nasıl öğrenci gelir buraya, getirdiğim öğrencilerle burada nasıl ilgileniyorum, ne gibi işlemlerden geçiyoruz, neler yapıyoruz, bütün A'dan Z'ye bu konularla ilgili ben videolar çekiyorum. İlgilenen arkadaşlar abone olsunlar, takip etsinler. Aziz 91 değil mi? 91. Aziz 91 yazın şeye, YouTube'a. Çıksın kanalı, abone olun arkadaşlar. İlgileniyorsanız tabii. İlgilenmeyenler bilmiyorum artık ne var. Arkadaşlar benim Yekaterinburg'dan son günümde aktaracaklarım artık bu kadar. Bir sürü video hazırladım. Gerçekten ayaklarıma kara sular indi. Çok iyi oldu. Kaç gün? 3 gün dolu 3 gün mü buradayım? 4 gün oldu. Bugünle birlikte 4. Evet, gün. Evet, bugünle beraber 4. gün. Şimdi arkadaşlar bavulumu ve çantamı alacağım. Havalimanına develerle mi gideceğiz? Yandex taksiyle gideceğiz. Yandex taksiyle gideceğiz. Bu bir reklam değildir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla katkıda bulunun. Aynı zamanda abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna mutlaka basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka. Paka paka.